Merhaba Kripto News izleyicileri. Bu haftanın da sonuna geliyoruz ve Bitcoin için gerçekten çok hareketli, yükselişlerle dolu ve 30 bin dolar psikolojik sınırının aşıldığı bir haftayı geride bıraktık. Dünkü Bitcoin'in dünkü artışının üzerinden %2 yükselişle 36 bin dolar sınırına kadar yükselmesi gerçekten kripto sektörünü, kripto para piyasasını inanılmaz derecede olumlu etkiledi ve birçok altcoin'in de yükselmesini sağlayan bir gelişme oldu. Özellikle de sıralamalara baktığımızda, listelemelere baktığımızda borsada XRP'nin ve Cardano'nun altcoin piyasasında rally'de önemli bir yükselişe imza attığını gördük. Hemen ekranda incelediğimiz gibi XRP, Cardano bu yükselişten en çok etkilenen iki proje oldu. Tabii Ethereum burada sessiz, biraz da böyle etkili bir yükseliş içine girdi. Ethereum'un fiyatı bu videonun çekildiği sırada son 24 saatte %2 daha arttı ve Amerikan doları karşısında 1850 dolar direncinin üzerine çıktı. Peki bu durum yakında 2000 dolar direncine çıkabileceğini işaret eder mi bilemiyorum ama Ethereum'da gerçekten Bitcoin'in bu haftaki yükselişinden etkilenen bir diğer kripto para birimi olarak dikkatimizi çektik. Santiment'e baktık. Biz geçtiğimiz gün Santiment'ten aldığımız zincir içi verilere göre de Ethereum'un 1800 dolar seviyesinin üzerine çıkmasında yeni adreslerin de oluşması önemli bir rol oynuyor. Çünkü kripto varlığın ağ büyümesi özellikle geçtiğimiz ay başından bu yana yeni adreslerin eklenmesiyle destekleniyor. Bu uzun vadeli ağ genişlemelerindeki artış da devam ederse et fiyatı da hareketli günler yaşayabilir diyor analistler. Çünkü borsalardaki mevcut arz biraz daha azalmaya devam edecek deniliyor. Tabii bu söylentiler ne derece gerçekleşecek, nasıl günler bizi bekliyor bunu önümüzdeki hafta, özellikle önümüzdeki hafta Kasım ayının ikinci haftası çok kritik bir hafta. Önümüzdeki hafta bunların hepsini daha net bir şekilde görebileceğiz. Şu anda Ekim'in son haftasının aslında gecikmeli bir reaksiyonunu görüyoruz piyasalarda. Bitcoin beklendiğinden daha geç bir tarihte yükselişe girdi ama tabii bir halving bekleniyor. Aynı zamanda bu 4 yılda bir yaşanacak olan döngünün beklendiği günlerde aslında biraz daha erken yükselişler tahmin ediliyordu ama tahminler biraz yanıldı. Bitcoin 30 bin dolar psikolojik sınırını 1-2 hafta, tahminlerden 1-2 hafta daha geç gerçekleştirdi. Tabii ki BTC'nin, Ethereum'un yükselişlerini ya da düşüşlerini gün be gün takip edeceğiz ve yaptığımız videolarda sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ancak Bitcoin'in şimdiye kadarki yükseliş evresini ve daha öncesinde bu rakamlara çıkacağını tahmin eden birçok kişi vardı. Birçok milyarderden buna yönelik çeşitli demeçler duyduk ve gördük. Ve aslında kimilerine de acaba bunlar birer manipülasyon mu gözüyle de bakmadan kendimizi tutamıyoruz. İlla ki yükseliş evresinde olan, tarihi boyunca kurulduğu tarihten bu yana sürekli bir yükseliş ivmesi gösteren bir Bitcoin söz konusu ama illaki bir düşüş de yaşayabilir ve bu düşüşe de denk gelebiliriz yatırımlarda. Şimdi bu noktada çoğumuzun hem iş hayatında hem de özel hayatta birçok kez yapay zekaya başvurduğu bir döneme girdik. Tabii yapay zekaya kimimiz evinin dizaynını soruyor, kimimiz tatil planlarını soruyor, kimimiz bir tasarım yaptırıyor, kimimiz video edit yaptırıyor ama yapay zeka gerçekten hayatımızın her alanında alacağımız kararların birçoğunda devreye girmiş durumda. Tabii yapay zekaya yapılan yatırımlar da her geçen gün artıyor. Sadece teknoloji şirketleri değil, finans ve kripto alanındaki faaliyet gösteren şirketlerde yapay zekaya olan ilgilerini ve güvenlerini, bu alana yaptıkları yatırımlarını peş peşe duyurarak gösterdiler. Az önce dedik milyarderleri dinliyoruz, YouTuber'ları dinliyoruz ya da işte analistlerin yazdığı yazıları okuyoruz ve kripto alanında birçok bilgi edinmeye çalışıyoruz. Ama bir yandan yapay zeka da bu şekilde gelişmişken bu konuda neden yapay zekaya danışmayalım diye sorduğumuzda işte bu soruyu cevaplayan bazı projeler de yavaş yavaş çıkmaya başladı. İşte bu projelerden en fazla dikkat çeken bir tanesi de Ypredict adında bir yapay zeka odaklı sistem. Ypredict tahmini dayalı pazarlarda bir yapay zeka desteği sunuyor.
Şu anda ön satış etkinliği var Y-Predict'in ve ön satışta kendisine yatırım yapan kullanıcılarına bu yapay zeka desteğini ücretsiz sunmayı vaat ediyor. Peki yapay zeka bize neleri sağlıyor? Kullanıcılarına nasıl imkanlar sunuyor? Bir bakalım. Piyasa takibi konusunda yatırımcılarına analizler yapıyor. Projelerin ve tokenların çalışma şekli mantığına dayalı çeşitli tahminlerde bulunuyor. Aynı zamanda karmaşık olan algoritmaları da okumayı biraz daha kolaylaştırmayı vaat ediyor. Ve sağladığı bu kolaylıkla da kullanıcılarına zaman kazandırdığını söylüyor. Yapay zeka tarafından teknik analizler yapılıyor. Yatırımcılara çeşitli fikirler veriyor. Alım satımlarınızı doğru yerde yapmanızı sağlayan önerilerde bulunuyor. Otomatik göstergesi var, tahmin piyasası var, ücretsiz tahminler ve grafik ticareti gibi konularda da kullanıcılarına avantaj sağladığını belirtiyor. Şu anda 0.11 dolarlık bir satış fiyatı var. 4.622.000 dolar toplanmış. Y-Predict için yatırımcıların Airbnb ya da Matic sahibi olması gerekiyor. Bunu da notlarımıza ekleyelim. Web sitesine şöyle bir göz attığımızda yapay zeka sinyalleri demiş. En iyi %1'lik yapay zeka uzmanlarının son teknoloji tahmin modellerinden gerçek zamanlı ticaret sinyalleri diyor. Duygu analizi demiş. Nedir bu duygu analizi? Bakalım. Tüm popüler kripto paralara gerçek zamanlı duyarlılık analizi diyor. Yapay zeka ile teknik analiz de tabii ki yine bizim yerimize teknik bir analiz sağlayan bir altyapı sunuyor. 25'ten fazla grafik deseni tanıma diye bir başlık var ve burada da yine AI'ın kısa listedeki paralarınız üzerindeki en umut verici grafik modellerini tespit etmesine izin verin demiş. Yani aslında çok bilgi sahibi olmamıza gerek kalmadan biraz da yapay zekanın desteğiyle hem öğrenip hem de yatırım yapacağız gibi bir durum söz konusu mu diye baktık. Gerçekten de yapay zekayı epey içine dahil etmiş bir sistem kurulmuş olduğunu gördük. Tabii her zaman şunu da söylüyoruz. Kendi risklerimizi göz önünde bulundurarak, kendi analizlerimizi, kendi tecrübelerimizi kullanarak yatırım yapmamız her zaman en doğrusudur ve her zaman bunu öneriyoruz. Ama yapay zekadan belki biraz destek alırım, belki biraz tüyo alırım diye düşünenler de varsa, yapay zekaya danışmak istiyorum diyenler varsa bu projeye bir göz atıp inceleyebilir. Kararlarınızı kendiniz verin, risklerinizi kendiniz göz önünde bulundurup hiçbir zaman yatırım tavsiyelerine kulak asmayarak kendi düşüncelerinizle ve kendi tecrübelerinizle yatırım yapmayı ihmal etmeyin diyoruz ve sizlere veda ediyoruz. İncelemek isteyenler Y-Predict projesini resmi web sayfasından inceleyebilir. Resmi web sayfası da açıklama kısmımızda yer alacak. Direkt olarak Y-Predict'in resmi web sayfasına oradan ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın, bol kazançlı günler diliyoruz.